Fetih suresi o zaman yani en çaresiz anda inen bir sure o zaman. Yani kapıyı tam kırıp içeri girdikten sonra zaferimizi perçinleştirecek bir ödül, bir plaket suresi değil. Evet. Omuzumdaki yüklerin beni yordu. Güvendiğim dağlara karların yağdı. Evet. Asla beni bırakmaz dediğim insanların acaba dediği bir dönemde inmiş bir sure. Asıl, bir sonraki sayfaya geçin. Asıl dua da o dönemde lazım oluyor zaten hocam. Bir sonraki, bu da oradaki Arap kanaldakilerin, bu evet. 2008'deki görüntüm. 2008'deki çektiğimiz. O siz misiniz oradaki? Tabii. Arada bayağı bir fark var değil fark mi? Fark var hocam biraz. Bir sonraki resme geçelim o zaman. Bir sonraki resim. Ha, burası da şimdi buranın görüntüsünü İbrahim abi ver lütfen görüntüsünü. Bu şu an yeni hali mi? Güncel hali mi hocam? Evet, bu birazdan burayı verecek. Evet. Burayı izleyeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görmüştü. Görmüş olduğu rüyada Mekke'ye gelip umre yaptığını fark etmişti. Peygamberimiz bu rüyasını anlattı ve bir vahiy olmadığını ama bir rüya gördüğünü, bir ümit içerisinde olduğunu, belki müşriklerin yumuşadığını düşünerek yola çıkmaya niyetlendi. Bir anda bu haber yayıldı ve 1400'e yakın kişi bununla alakalı Peygamberimize eşlik etmek istedi. Peygamberimizle beraber yola çıktılar, yanlarına savaş silahı da almadılar. Mekke 20 kilometre kuzeyde bulunan Hudeybiye bölgesine geldiklerinde Mekke'li müşrikler yollarını kestiler ve kendisiyle anlaşma yapıp Peygamberimizi Medine'ye tekrardan gitmek üzere geri çevirdiler. Barış peygamberiydi. Yanındakiler ona ölüm biatı yapmışlardı Hudeybiye'de. Yani ya Resulallah, öl dersen ölürüz, savaş dersen savaşırız. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilakis barışı istiyordu. Çok ağır şartlar vardı. Maddeler ağırdı. Mekke'den Medine'ye gelen müminler iade edilecekti. Medine'den Mekke'ye gelen müşriklere dokunulmayacaktı. 460-480 kilometrelik Medine'den mesafe kat edilmiş. Üzerlerinde ihram var. Bugünkü şartlardaki klimada araçlar yok. Buradan bir daha geri dönmeleri isteniyordu. Üzerlerindeki ihramlar olmasına rağmen Peygamberimiz yeter ki barış olsun diye hepsini kabul etti. Hatta o anda anlaşmayı imzalayan Süheyl bin Amr'ın oğlu Çilekeş mümini Ebu Cendel gelmişti. Onu bile orada teslim ettiler. Yeter ki anlaşma olsun diye. Peygamberimiz İhramdan çıktığı için kurban kesti, saçını kesti. Sahabeler bile Peygamberimizin bu yapmış olduğu karar konusunda üzüntü içindeydiler. Hazreti Ömer bile dedi ki, ey Ebu Bekir, Allah'ın Resulü değil mi? Bu davanın peygamberi değil mi? O bize umre yapacağız demedi mi? Niye geldik, niye gidiyoruz diye üzüntüsünü dile getirmişti. Oradan ayrıldılar. Bu mevkiye geldiklerinde, bu görmüş olduğunuz mescidin oraya vardıklarında, üzerinde gördüğünüz gibi Mescid-i Fetih, her ne kadar binanın bizatihi kendisi sonradan yapılmış olsa da bu konum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırının konulmuş olduğu yerdi ve Peygamberimiz buradayken bir sure indi. Bu süreyi biz çeşitli dizilerde fetih sahnelerinde biliyoruz. Estağfirullah. İnna fetahna leke fethem mubine liyagfira lekallahu ma taqaddama min zambike ve ma taakhar. وَيُتِمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَيَهْدِكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا diye başlıyordu. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Görünüşte çok ağır bir anlaşmayı imzalamıştı. Sahabeler bile kırgınlık içindeydi. Ancak Peygamberimiz buraya geldiğinde burada bir sure iniyordu. Peygamberimiz bu sureyi sahabelerine huzur içerisinde müjdeledi. O kadar sevinçliydi ki yüzünde güller açıyordu. Halbuki görünüşte kayıp gözüküyordu. Yani aslında fetih suresi, fethin gerçekleştiği anda inen bir sure değil, bütün şartların aleyhte olduğu, görünen her türlü imkanın aleyhte ve zor süreçlere gebe olduğunu gösterdiği bir anda inmiş olan bir teselli suresi, bir hedef suresi, bir müjde suresiydi. Bu fetih suresi indikten sonra Peygamberimiz önce Hayber'i fethedecekti, sonra da peşinden Mekke'yi fethedecekti. İşte Mescid-i Fetih, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o meşhur Fetih Suresinin gelmiş olduğu mekan. Orada diyordu ki, estağfirullah. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ İnşaa Allahu aminin muhallikin ru'usakum ve muqassirin la tahafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ
قَلَ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ Allah dinini galip kılacaktır. Sen rüyanda doğru çıkacaksın. Saçlarınızı keserek ya da kısaltarak güven ve emniyetlemekle gireceksiniz diye son kısımlar anlatıyordu. Allah doğru söylemişti. Peygamberimiz burada şükür secdesini yapmıştı süre gelince. Mekke'de fethedilecekti. Hayber'de fethedilecekti. Gönüller'de fethedilecekti. Konstantinye'yi fetheden Fatih buradan feyiz alacak. Kudüs'ü fetheden Selahaddin buradan ilham alacak. İspanya'ya Endülüs yapan Tarık bin Ziyad bundan ilham alacaktı. İşte Fetih Mescidi ve Fetih Suresi. Görüntümüz bittikten sonra şimdi ise Peygamberimiz orada burada ifade ettiğimiz gibi 29 ayet. İnsanlar kırgın, mahzun, ümidini bir anda yitirmişliğe düştüğü bir anda bir sure iniyor. Estağfirullah, Bismillah. İnna fetahna leke fethem mubina liyagfira leke allahu ma tekaddeme min zembike ve ma tehkara ve yutimme ni'metehu aleyk وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا Evet. Aşağı in lütfen. Uğur Bey bize terennüm buyursunlar. Şöyle başlıyor Fetih Suresi. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İnna fetahna leke fethen mubina. Burada bir hezimet gözüküyor. Bir mağduriyet, bir mahcubiyet gözüküyor. Evet. Allah Azze ve Celle ise apaçık bir fetih verdik diyor. Ve sure böylece aşağı doğru inelim lütfen. Sadece peygamberimize de teselliden bahsetmiyor. Sonra buyuruyor ki: Huvellezî enzele's-sekînete fî kulûbil-mûminîne liyezdâdû îmânen me'a îmânihim. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Allah Azze ve Celle bir şeyi takdir ediyorsa, evet, siz bütün tedbirinizi aldıysanız, üzerinize düşen çalışmaları yaptıysanız, sizin için takdir edilen her şey sizin lehinizedir. Allah Azze ve Celle siz üzerinize düşeni yaptıktan hem fiili duanızı yani gayretlerinizi hem manevi dualarınızı, sabrınızı, namazınızı koyduysanız, netice ne olursa olsun sizin için hep hayırı takdir eder. Çünkü sizin görünen 1400 kişilik ordunuz yoktur. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ın ordusudur. Rüzgarlar onun ordusudur. Kuşlar, böcekler, haşeratlar, mikroplar, organizmalar, virüsler, evet, dalgalar, hayvanat, hepsi. Topraklar, depremler, zelzeleler, yangınlar. Bütün bunlar Allah'ındır. Çünkü her şeyin hakim ve sahibi Allah'tır. Öyleyse siz tasallanmayın. Siz üzerinizi düşünü yapın. O zaman Allah kalplerinize sekineti, güven duygusunu ve huzurunu indirir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.